Kayıt. Gerçekten mi? Evet. Ev Yapımı İşler kanalından herkese merhabalar. Bugün günübirlik sohbetlerde misafirlerimiz İtalya'dan. Harika bir karşılaşma oldu bizim için de. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Michelangelo ve Emine ile birlikteyiz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyiyiz. Bayağı iyiyiz. Ne güzel. Evet, çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Birkaç gün önce geldik. Burada biraz dolaşıyoruz, geziyoruz. Daha öncesinde neredeydiniz? Konya'daydık. Konya'da. Fethiye ile Konya'yı gezdik. Ondan sonra da İstanbul'a geldik. Ne güzel. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Peki biraz Michelangelo, seni tanıyabilir miyiz acaba? Neler yapıyorsun? Evet, tamam. Müzikle ilişkin nasıl başladı? Ben 2008'de İstanbul'a taşındım. İlk kere. Evet. Insomma, all'inizio non pensavo di fermarmi tanto. İlk başlarda çok duracağını düşünmüyordum. Sì, però poi le cose sono andate diversamente, è stata una grande esperienza e anche un arricchimento umano e musicale anche. Ve sonra düşüncelerini falan değiştirdi burada kalırken, yani hem şey olarak büyük bir zenginlik kaptı, hem müzik olarak ve hem kültür olarak İstanbul'da yaşamayı, böylece burada kalmaya karar verdi. Ne kadar süre burada kaldın peki? 6 yıl. 6 yıl. Toplam 6 yıl, evet. Harika. Peki kültürel anlamda ne ilgini çekti de burada yaşamaya karar verdin? Müzikal olarak ne etkiledi seni? Io già prima ascoltavo molto, avevo suonato in Italia musica balcanica, perché dopo la guerra che c'era stata nei Balcani, molti musicisti erano venuti in Italia, quindi avevamo avuto questa occasione di suonare insieme e quindi di imparare la loro musica. Önceden İtalya'da çalıyordu zaten ve İtalya'da Balkan müziği çalıyordu. Savaştan sonra çok bir, yani bayağı bir Balkan müzisyenler İtalya'ya gitmişti. Hı hı. Ve oradan ona Balkan müziğine böyle bir aşk şeyi olmuştu. Onun için yani önceden Balkan müziğine falan hevesi vardı, çalıyordu onu. Hı hı. Quindi questo è stato un primo ponte verso la musica turca e anatolica. İlk bir köprü diyelim bu Balkan müziği, Türk müziğiyle ve Anadolu müziğine göre. Yani bir köprü oluşturdu. Evet. Rispetto alla musica europea, occidentale, diciamo, no? Avrupa müziğine göre, yani ona şey olarak, yani kastayarak ilk bir köprü başladı bu şekilde. Sì, però devo dire che all'inizio non è stato facile, perché soprattutto a livello ritmico c'erano dei ritmi che normalmente noi in Italia non usiamo. İlk başlarda biraz zor oldu, yani basit olmadı. Çünkü ritim olarak farklı bazı ritimler var Türk müziğinden. Yani İtalyan müziğinde olmayan bir ritim tarzı. Onun için ilk başlarda basit olmamış. Però la cosa che mi ha aiutato è che suonando il contrabbasso qui a Istanbul c'era molta richiesta, quindi molti gruppi mi chiedevano di unirmi a loro, di suonare insieme e quindi alla fine, insomma, suonando ho dovuto imparare. E burada İstanbul'da kontrabas için pek çalınmadığı için çok büyük bir istek varmış. Onun için çoğu grupla kontrabas çalmaya başladı ve çala öğrendi. Ne güzel olmuş, güzel bir şey vesile olmuş. Peki burada İstanbul'da yaşadığın süre zarfında hangi müzisyenlerle birlikte çalıştın? Ma soprattutto con Kara Güneş. Kara Güneş'le. Evet. Soprattutto, però ho avuto altre esperienze, per esempio ho scritto e inciso un brano con Vedat Yıldırım e Bajar. En çok Kara Güneş'le çalışmaları olmuş. Hı hı. Ve ayrıca bir yaptığı albümde bir parça Vedat Yıldırım'la Bajar grubu. Anladım. Ma piccole e grandi collaborazioni ne ho avute veramente tante. Küçük veya büyük çalışmalar, yani bayağı olmuş Türkiye'de, İstanbul'da. Addirittura nei primi mesi quando mi ero trasferito qua ho avuto questa fortuna di condividere i primi passi con i bandista.
per esempio. Bandista ile. Evet, ilk taşındığı zamanlar ilk kez Bandista grubuyla tanışmış. Orada yani onlarla ilk önce başladığı bu müzik şeyi, aşkı böyle. Anladım. E loro viceversa provavano a fare una musica un po' più occidentale al tempo stesso. Ha, onlar, quindi... onlar da Bandista grubu daha çok böyle Avrupalı müziğini çalmaya çalışıyorlarmış. Evet. Yani böyle bir şey olmuş. E quindi, evet. Quindi c'è stato molto molta influenza reciproca all'inizio. Ha, her iki taraftan yani müzik şeyi olmuş. Ortaklığı. Evet. Yani bundan Avrupa müziğini öğrenmişler. O da onlardan Türk Anadolu müziğini öğrenmiş. Anladım. Per esempio poi ci sono stati musicisti che ho conosciuto sin dall'inizio, per esempio Jayun Kaya, che suona il clarinetto, con cui ho suonato anche anni dopo, per esempio a Berlino. Ha, Jayun Kaya var bir müzisyen, klarinet çalıyor. Hı-hı. İlk zamanlarda onunla tanışmış. Birlikte Berlin'de de çalmışlar Almanya'da. Quindi lui suonava nei Bandista, suonava i Carabinieri e poi insieme abbiamo suonato a Berlino. Bandista ile çalıyormuş ilk önce, ondan sonra Kara Güneş ve sonra birlikte Almanya'da, Berlin'de de çalmışlar. Anladım, evet. Çok güzel. Peki Kara Güneş'le birlikte sokak müziği de yaptınız. Sokak müziği deneyiminden de bahsedebilir misin? Senin için nasıl bir deneyimdi? İtalya'da da sokak müziği yapıyor muydun? Sì, però qui a Istanbul in quegli anni era una cosa completamente diversa. Yo, o yıllarda burada İstanbul'da gerçekten çok farklı bir şeydi sokak müziği. Bambaşka bir şey. Questo è uno dei motivi peraltro per cui venivo invitato a suonare con il contrabbasso con tutti questi gruppi, proprio per poter suonare per strada. Ve bu nedenle çoğu kez çoğu grup onun çalmasını istiyordular, kontrabas çalmasını sokaklarda yani. Perché potevo suonare linee di basso però in acustico come tutti gli altri strumenti. Düşük şey olarak çalabilirdim ama akustik şekilde çalmayı. Evet. Sì, perché tutti gli strumenti erano acustici, percussion, santur, keman. Hepsi akustik. Hepsi akustik. Olduğu için o da akustik bir organ seçti, o da kontrabas. Mentre normalmente si usava molto il basso elettrico, che però per strada è un po' più complicato, no? Normalde elektrik bas var ya, evet. Kullanılıyor ama sokakta biraz daha zor, daha şeyli. Çalması biraz daha zor sokaklarda. Anladım. O da bu sebeple akustik çalmayı tercih etti. Evet. Yalnız burada araya giriyorum. Tercümanımızın işini zorlaştırmayalım. Onunla baştan anlaştık. Tamam. Sen Emine'nin hikayesini anlat. Garibim ortada duruyor şimdi. Siz ikinize yetişmeye çalışıyorum. Bu arada Michelangelo'nun da Türkçe anlıyor. Sırf İtalyanca cevap veriyor. Türkçe de devo parlare anche in turco, ama işte ben de akışta müdahale edemedim. Sì, magari poi bazı yerleri daha kolay benim için böyle. Evet, daha kolaylaştırmamız lazım. Kusura bakmayın yine. Bazı kelimeler hemen geliyor. Arkadaşlar biz aslında Michelangelo'yla bir program yapma düşüncesiyle başladık. Ama Emine ile birlikte de kolaylaştırıcı olmasından olması için kendisinden yardım istedik. Bunu da söylemiş olalım. Ama birlikte gayet iyi gittiğini düşünüyorum. Hatta Emine biraz seninle de sohbet edelim. Sen neler yapıyorsun? Sanırım biraz evvel konuştuk, İstanbul'a aslında ilk defa geliyorsun. Evet, böyle gezmeye ilk defa, tam böyle İstanbul'a geldim, ilk defa oldu. Hı-hı. Çok beğendim, çok güzel. Harika. Evet. Doğma büyüme İtalya'dasın. İtalyalı doğma mısın? Elbistanlıyım. Elbistanlısın. Evet, kaç yaşında gitmişsin peki? 10 yaşında. 10 yaşında. Evet. 10 yaşından beri hiç gelmemiş miydin? Bir kere yalnız geldim bazı evraklar için ama birkaç gün kaldım. O da ofislerde geçti, onun için yani gezemedim açıkçası. Hı-hı. İlk kez böyle bir gezmeye geldim. Bu senin için farklı bir deneyim evet. Olmuş öyleyse. Evet, çok farklı. Evet, ne güzel. Artık sık sık bekliyoruz seni. Evet, tabii. Bu arada teşekkür ederiz tercüme ettiği için gerçekten. Rica ederim.
Tekrar Michelangelo'ya döneyim. Başka nelerle uğraşıyorsun peki İtalya'da? Yani İstanbul'da 6 yıl kaldıktan sonra sanırım İtalya'ya tekrar dönüş yaptın. No. Sonunda Berlin'e gittim. Türkiye'den sonra diyelim. 3 yıl kaldım orada, Berlin'de. Sonra tekrar İtalya'ya gittim. İtalya'da müzikal çalışmalarına devam ediyorsun. Tabii, tabii. Peki bu aralar neler yapıyorsun? Yani ben yetmenim de o zaman mesela benim film için müzik yaptım. Bir film Tunus'ta yaptım. O zaman Tunus müzisyenlerle beraber kayıtı yaptık. Sonra mesela birkaç Türk arkadaşlarım İtalya'da yaşıyor şimdi. O zaman beraber çaldık. Konser beraber yaptık. Anladım. Yani buradan İtalya'ya yerleşmiş Türkiye'li müzisyenlerle de müzik yapmaya devam ediyorsun. Devam ediyorum. Ama bir de yönetmenlik yapmış. Evet. Yönetmenliği... Öncelikle gitar müzisyen misin, yönetmen misin? Hangisi sonradan geliyor? Müzik sonradan geliyor anladığım kadarıyla. Hayır. Aynı. Eş zamanlı. Aynı. Eş zamanlı. Evet. Yönetmenlikle ilgili kısa filmler mi çekiyorsun? Peki uzun metrajlı mı? Uzun. Uzun ama belgesel normalde. Ha, belgesel. Belgesel, evet. Kaç tane belgesel filmin? 20 tane. Oo, çok güzel. Harika. Bir tane burada Türkiye'de yaptım. Hı hı. İsim Gezinin Ritmi. Gezinin Ritmi. Evet, bu Sambil İstanbul grup hakkında. Hı hı. O gezi zamanlarda çaldık. Barikatta. Evet. Çaldık. Anladım. Peki İstanbul'u o zaman çok iyi biliyorsun galiba Michelangelo. Hı hı. En çok beğendiğin yerleri neresi İstanbul'un? Yani 2008'de çok beğendim, çok sevdim İstanbul. Şimdi çok değişti tabii. Penso che nei primi due anni, 2008-2010, İstanbul era un paradiso proprio, non c'era posto al mondo più bello. Diyor, ilk iki yıllarda, 2008-2009 arası İstanbul bir cennetti. Yani dünyada öyle güzel bir yer olduğunu sanmıyordum. Ama sonra diyor, şu an bayağı bir değişmiş İstanbul eskiye göre. Anladım. O değişikliği sen de sezmişsin tekrar geldiğinde. Evet. Peki galiba bir albüm çalışması var. O yeni mi yayınlandı peki o albüm? O albüm sürecinden bahsedebilir misin? Allora, questo, nasıl olgunlaştı? Questo album, questa musica è stata scritta per un film documentario che ho fatto in quegli anni. Però devo dire che siamo stati un po' troppo ottimisti quando l'abbiamo fatto, perché pensavamo che la Turchia sarebbe andata in una direzione, purtroppo è andata in un'altra. Quindi questo documentario è inedito, non è mai stato pubblicamente proiettato. Ok. Aslında bu albüm bir film belgesel hakkında, öyle onun müzikleri, orada kullanılan müzikler, orada yaptığı müzikler. Bu film şey olarak, yani Türkiye'nin o zamanlarda, o çağlarda o dönemi anlatıyor, Türkiye'nin o dönemi. Onlar yani düşünceleri kısacası Türkiye bir yöne doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ama ne yazık ki başka bir tarafa doğru gitti, Türkiye başka bir yöne doğru gitti. Ve bu nedenle bu film hiçbir zaman yayınlanmadı. Ve o müzikleri aldı, bir albüm yaptı o müziklerde. Anladım. O film için yaptığınız müzikleri bir albüm haline getirdiniz. Albümün adı ne oldu peki? Kadırlar Doğurunca. Evet. Çok güzel bir ismi var. Perché questo voleva dire, no? Perché il senso era quello. Allora, quando anche i muli, le mule potranno partorire, allora tutta una serie di cose saranno possibili. Quindi raccontava storie qui a Istanbul di persone che lottavano per qualcosa che normalmente non poteva accadere, no? Non poteva realizzarsi, ma che speravamo potesse succedere, perché le cose potevano cambiare. Albümün ismi, yani filmin ismi de aynı. Yani kısacası Katırlar Doğurunca, yani
olmayacak bir şey olmasının imkanı. Yani burada yaşayan insanların Türkiye'de, yani çok protagonistler, filmdeki protagonistlerin hayatını anlatıyor. Onlar her gün bir şeyle savaşmalarını falan anlatıyor. Yani olmama imkanı olan bazı şeylerin olabileceği üzerine. Evet. Onun için katırlar doğurunca, eğer o şey olursa, yani bir katır doğurabilirse bir sürü şey de olabilir. Yani gerçekleşebilir. Hı hı. İmkansız şeylerin gerçekleşebilmesinin bir tarzı. İmkansız şeylerin de gerçekleşebileceği ihtimali üzerine. Evet. Anladım. Peki başka şarkılar, yani albümün içeriğinden de biraz bahsedebilir misin? Posso suonare qualcosa? No, puoi parlare dell'album, di alcuni brani. Sì, i brani chiaramente raccontano le varie storie che ci sono nel film. Quindi, per esempio, c'è questo brano che abbiamo fatto con Vedat, perché raccontava la storia di un ragazzo curdo. Album in parçaları çoğu, yani o filmdeki oyuncuların, yani şeylerin hayatını anlatıyor. Mesela Vedat'la yaptığı bir parçanın şeyi bir Kürt oğlanın hayatını anlatıyor. Però per esempio c'è un'altra canzone che parla di un ragazzo italiano che viveva a Istanbul, e quindi ho trovato questa poesia antichissima di Catullo che raccontava di un viaggio che lui aveva fatto nell'Asia Minore, citando alcune città che ancora esistono oggi qui. Mesela bir tanesi İtalyan bir oğlanın Türk bir kıza aşık şeyini, hikayesini anlatıyor da eskiden, yani Catullo'nun eski bir şiirinden almış sözleri. Hı hı. Yani Catullo şeyi anlatıyor, bir aşk hikayesini anlatıyor. Böyle Türkiye'den, yani Türkiye'de olan şehirlerin hala o şeyler hala olduğundan şeyin anlatıyor kısacası. Anladım. Çok güzelmiş. Emeklerinize sağlık. Bu şarkılara senin YouTube kanalından ulaşılabilir, değil mi? YouTube'da var. Bandcamp üzerinden ulaşılabilir. Evet. Peki, buradan da iletmiş olalım. Evet. Eğer dinlemek isterseniz ulaşabilirsiniz. Bir şarkı dinleyebiliriz. Questa in latino, però con un sette ottavi, quindi è una musica che insomma ho scritto ascoltando molta musica anatolica. E latince? Katulun şiiri. Çok dinleyerek Anadolu müziğine göre hazırlamış. Geridos referte pures iam celi studio equinoctialis iocundis zephyris ilicitaures comitum vale tecetus longe quos simula domo profectus diverse varie vie reporta. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Peki şu an yapmak istediğin başka çalışmalar var mı? İleriki dönemlere dair projeler. Altri, ma insomma, a me piacerebbe tornare qui in Turchia a suonare, poi a viverci non lo so, però tornare ad avere rapporti con i musicisti turchi, con la musica turca, ma anche fisicamente tornare qui a fare concerti. Yani Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor, çalmak için.
Türk müzisyenlerle tekrardan çalmak, konser yapmak kesin. Yaşamak için diyor hala bilmiyorum açıkçası ama Türkiye'ye gelip Türk müziğini, Türk müzisyenlerle birlikte çalmayı istiyorum açıkçası. Anladım. Umarım olur. Çok da güzel olur. Peki bir tane daha şarkı dinleme ihtimalimiz var mı? Ok, facciamo autunno. Ok, facciamo questa. Italiana. Autunno. Mansueto. Io mi posseggo. Piego alle tue acque a bermi il cielo, fuga soave d'alberi e d'abissi, d'alberi e d'abissi. Aspra pena del nascere mi trova a te congiunto e in te mi schianto e risano. Povera cosa caduta che raccoglie, che la terra raccoglie. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Rica ederim. Emine, peki İstanbul'da en çok beğendiğin yer neresi oldu? Veya böyle ay şunu yaptım çok sevdim falan dediğin bir şey var mı? Evet, evet var. Galata tarafı çok güzel. Bayağı yani beğendim o tarafları. Böyle vapurla gidiş geliş bayağı güzel. Evet. Evet. İnsan bazen inmek istemeyip tekrar geri dönüp tekrar evet. Geri dönüyor. Mesela çay içmeyi vapurun üzerinde falan bayağı bir hoş, keyif verici. Ne güzel. Geceleri de çok güzel, çok şey böyle her taraf. Bosfor şeyi, ışıkları falan bir bayağı büyüleyici. Nerede kalıyorsunuz peki? Beşiktaş'tan. Beşiktaş'tan. Ya çok güzel. Çok sevindim sizinle tanıştığıma gerçekten. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir sohbet oldu. Dilerim yeniden karşılaşırız. Her zaman ev yapımı işler stüdyosuna da bekleriz. Her geldiğinizde. Biz de çok memnun olduk tanıştığınıza. Evet, teşekkür ederiz. O zaman artık programımızı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Dilerim her şey istediğiniz gibi olur. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir programı daha sonlandırmak zorundayız. Maalesef zaman çok hızlı akıyor. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bye bye. Bye bye.